Hepinize merhaba gençler. Bugün ne oynuyoruz biliyor musunuz? Don't Starve Together. Çok değişik bir oyun. Belki daha önce görmemiş olabilirsiniz. Bir hayatta kalma oyunu. Şu arkadaşlardan kaçalım. Hindilerden de kaçalım. Oğlum yemeyin lan. Şimdi dünyada gördüğümüz her şeyi topluyoruz. Ekranı ayarlayamadım. Çakmak taşını da topla. Benim müthiş keyif alarak... Oğlum şunu topla lan. Evladım. Müthiş keyif alarak oynadığım bir oyun. Hayatta kalma oyunu. Gece olunca gençler etraf tamamen kararıyor. Ve... canavarlar çıkıyor ortaya. Bizim akıl sağlığımızı koruyabilmemiz için sürekli ateş yakmamız lazım gece boyunca. O yüzden oyuna başlar başlamaz etrafında ne var ne yok toplamaya başladım. Oğlum şunu al. Heh. Yiyecek çok önemli. Oyunda mevsimler var. Mevsimler değiştikçe zorluklar değişiyor. Çıkan canavarlar değişiyor filan. Sebze meyve yetiştirebiliyoruz. Etrafımızı şimdi şunu aç bakayım bir tane yap şundan. Heh. Şunu da şuraya koy. 5 6 çok keskin bir taş diyor. Heh. Kaz burcu. Hadi koç. Heh. Ne diyorduk? Bunları al, taşları topla. Ha, şunu kaz. Ha, örümcek yuvalar var. Örümcek yuvalarına yaklaştığımız zaman örümcekler saldırıyor gençler. O yüzden örümceklere dikkat edeceğiz. Bu oyunda çok önemli olan bir şey var. Bir an önce yerleşecek bir yer bulmamız lazım. Bir an önce. Yani çok vakit kaybetmeden yerleşecek bir yer bulup orada hemen kendini, yani oyuna bir an önce başlaman lazım. Hemen göstereyim örümcekler nasıl çıkıyor. Bakın geliyorlar. Kaçıyoruz. Kaçıyoruz. O da bizi zaten takip etmiyor. Oyun tek boyutlu gibi, iki boyutlu gibi ama farklı. Bir tane de buradan şey yapalım. 3-4. Hemen şu ağacı da alalım. Kurbağalara çok yaklaşırsanız saldırıyorlar. Dur. Şunu al. Kütüğü al. Ve çiçek toplamanız lazım. Akıl sağlığınızın uzun süre dayanmasını istiyorsanız git lan. Çiçek ve köyler var gençler. Köylere yakın yerlerde, oğlum alsana bunu. Evinizi kurmanız her zaman iyi. Neden? Çünkü kışın gelecek canavarlardan ya da gece gelecek canavarlardan köylüler sizi koruyor. Ya gerçi köy, gece köylü kalmıyor da olsun. Ve bir diğer önemli husus da, aha gece oluyor ya. Yani şu an akşam oldu. Bir hemen şundan yapalım da. Hazır olsun. Ha, bunu tamam direkt kurabiliyoruz. Okey. Ulan şundan yapalım bir tane. Oğlum istemiyorum git. Şu yemişleri toplayalım hemen. Bir ağaç daha keselim. Gece olmak zorunda. Bakın akşam olduğu zaman şurada göstereyim. Bak şu akıl sağlığı düşmeye başlıyor. Çiçek gördüğümüz zaman bol bol çiçek toplamam lazım. Sebebi ne derseniz çiçeklerden taç yapacağım. Lan oğlum saldırmayın lan. Aslında şurası güzelmiş de. Dur bakalım. Şu yolu bir takip edelim. Gece olduğu zaman hızlıca
Gülen. Evet, hiçbir yere çıkmadı. Aslında güzel bir yere çıktı ya. Dur bakalım burası neresiymiş. Şöyle biraz yukarıya doğru çıkayım. Eğer korunaklı bir yerse buraya evimizi yapabiliriz direkt. Çünkü yeşil. Bunlar ne ya? Topladı peace. Gölet var ya. Gölet olduğu zaman kurbağa oluyor. Kurbağa olduğu zaman saldırıyor. Geceye çok az kaldı. Şunları toplayalım. Şunu toplayalım. Al şunu. Şunu da al. Kürek yapıp bu yemiş çalılarını evimize yakın bir yere götürebiliyoruz. Çiçekleri alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Al çocuğum şunu. Deve kuşu var ya buraya. Buraya yerli. Aha. Solucan deliği var. Buraya da atladığınız zaman sizi bambaşka bir... Oo, burası doğduğumuz yer. Bambaşka bir yere gönderiyor. Aha. Topla lan. Topla kardeş. Arkadaştan gece oldu. Bakın gece olunca böyle zifiri karanlık oluyor. Zifiri karanlıkta kalmamamız lazım. Ne olursa olsun bu ateşi canlı tutmamız lazım. Şunu yedik. Pişiriyor mu? Pişir. 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 Çiğ olarak da yiyebiliyorsunuz. Fakat pişmiş yiyecekler her zaman daha çok karnınızı doyuruyor. Bakın biraz kaldı. Şunları da pişirelim. Tamam, bunları da yiyelim. Pişmiş tohum yeter. Ve gündüz oldu. Şimdi ilk başta bu gece süresi çok kısa gelmiş olabilir size. Fakat gün geçtikçe, yani mevsim değiştikçe gece süre... Oğlum hoşt. Gece süresi de uzuyor. Yani o yüzden yakıtınızı çok iyi ayarlamanız lazım. Bir de bu yolu deneyelim bakalım nereye gidiyor. Orada bir tane mağara var. Mağarada değişik nedir onun adı? Bitkiler var, canlılar var. İlerleyen biraz böyle geliştikten sonra mağaraya da gideceğiz tabii ki. Kask yapabiliyoruz, üzerimize kalkan yapabiliyoruz. Nereden gidelim? Şuradan gidelim. Aslında bu yol şuradan devam ediyor. Şuraya gidelim. Bu yolları neden takip ediyorum derseniz, yollar bizi köylere götürüyor o yüzden. Hoş. Mezardan şey çıktı bak. Heyalet çıktı. Gidiyoruz, gidiyoruz. Yürü oğlum. Yürü çocuğum, yürü. Al işte, hiçbir yere çıkmadı. Şu neymiş? Tavşan önce, he, tamam. Bu karşımıza çıkan canlıları tanıtıyor bize. Hadi ya bir köye çıkalım artık. Şuradan gitmek istiyorum. Şunu al. Mantarı al, mantarı.
şey alalım. Aha, rahum var. Bunun için şey lazım. Şunu alalım. İncele yuva. Şunu al o zaman. Aslında şurada mantarlar var. Bak şu gördüğünüz yumurta gibi şeyler mantar. Küreğimiz olsa onları çıkartabiliriz. Ama küreğimiz yok. Aslında burası çok verimli bir yermiş. He. Bir bakayım nereye gidiyor burası. Bak şu da. Ha. Oğlum ne oluyor? Kavga etmeyin. Köy dediğim bunlar da arkadaşlar. Bunlar köylü. Ha. Oğlum. Selam gençler, nasılsınız? Ha, bulduk. Köy bulduk, köy. Oo. Kral da var. Çok güzel. Al. Şimdi şöyle biraz uzaklaşalım. Çok uzaklaştık. Ya oğlum şöyle biraz daha yeşil bir yere yerleşemediniz mi? Dur bakalım. Nereye yerleşebiliriz? Ona bakıyorum. Oğlum bazen bir duruyorsun. Niye duraksıyorsun ya? Tamam, ben yerimi buldum gençler. Yerimizi bulduk. Akşam oldu bu arada. Tek tük köylüler var. Keşke şurası şurada bitse ya. Of. Bak şurası çok güzel düzlükmüş. Tamam. Buraya yerleşiyoruz. Hemen bir tane yeterli taşımız var mı acaba? Kamp ateşi. Şu. Odun lazım. Odun buluruz hemen. Zaten şuraları tıraşlayacağız. Kes kardeşim. Kes 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 kes. Odun al. Şunu da kes. Tüm çantamız burası arkadaşlar. Şu altta gördüğünüz yer var ya. Hepsi orası. Şunu da alalım. Bu neymiş ya? İnce yeşil mantar. Acaba geri gelecek mi diyor. Şimdi tam şu yuvarla buradan et. Burayı şöylece bir tane yakıt ekle. Gece olmak üzere çünkü. Ben de o arada şu arkadaşları bir keseyim. Rakun geliyor. İyi, meyve de veriyor. Meyveleri de alırız. Rakun! Oğlum mantarları yeme lan. Şşt! Ver lan çiçeği. Kemal abimiz buradaymış. O benim. O da benim. Yürü git. Nerede? Ne hırsız bir hayvansın ya. Şimdi gençler. Gece olduğu için biraz çalışalım. Öncelikli olarak bir tane makinamız var. Bu makina bize gelişmiş aletler yapmamıza vesile oluyor. Taş mı? Taş topladık ya. Ne oldu taşlarımıza? Taş yok mu? Gerçekten mi? Ha, bunu yaptık çünkü. Neyse bir pişirelim bakalım şunları.
Açlık çok önemli gençler. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Biraz uzaklaş. Yani acıktığımız zaman ve karnımızı doyuramadığımız zaman kafa yiyor. Arkadaş biraz hassas. Şunu yapalım. Ne oldu? Tamam, giymişiz zaten. Şimdi hemen bir taş buluyoruz. Hızlıca. Arkadaşım, aha buldum taş. Bir, iki, üç. Bunlar yetmez. Ne? Potasyum nitrat var ya. Gençler bir taş verin ya. Oh. Ulan kabile şefine şikayet ederiz ha. Geri çekiliyor bir daha. Hiç sevmiyorlar ha hiç. Sen geri çekil lan, ben ne çekiliyorum geri? Ver. İyi, sevdim burayı ya. Tamamen kapalı çevresi. Ekstra bir şey yok. Zaten şurada da biz varız. Taşımızı da bulduk. Ah! Çalmıyor. Bir tane daha mı lazım? Tamam oğlum, benim alanım mı dedim? Bunlar yabanisiniz ya. Tamam, 6 tane taşımız var gençler. Bak şunlar, şunlar hepsini alacağız bu arada. Oo. Merhaba, merhaba. Güzel, her şeyimiz var burada. Burada et de var. Buyurken o eti çalabiliriz aslında da, neyse. Neyse, çalmayalım. Çok da yakına durum. Neyse, güzel ya burası. Hem köy var, hem kabile şefi var, hem orada sunak var. Güzel güzel, sevdim. Şuraya şimdi bakın, hemen gösteriyorum size. Bilim makinesi miydi bu? Ha, bilim makinesi. Şuraya. Şuraya. Ha, bu bilim makinesiyle her şeyi yapabiliyoruz artık. Kürek, çalıya ihtiyacımız var. Çalı hemen toplayalım. Küreğin ne işe yaradığını söyleyeceğim size, durun. Bunları bir alalım. Bunu da alalım. Tamam. Şunu da aldık. Oğlum ne oluyor size ya? Bilim makinesi. Üret kardeşim. Bir tane mi? Bir tane ürettik ya ya. Yok, şunu ver şunu. Ne? Oğlum. Ha. Kas kardeşim. Hop. Gördünüz mü? Hop. Tük. Kaç lan? Lan oğlum. Bu arada bir tane... Aa, bak yerimiz kalmamış. Hop. Ver bakayım. Hop.
Gece oluyor, dikkat etmemiz lazım. Şimdi bakın, bu bilim makinesiyle neler yapabiliriz biliyor musunuz? Çit. Çit. Tahta çit. İp ve şeyden yapılıyor. Etrafımızı saracağız. Kendimize barınak yapacağız. Bir tane çadır yapacağız. Çadırımız vardı. Çadır. Yazamıyorum. Çadır. Yok. Çadır. Buradan bulunmuyor ya. Modlu olduğu için ha. Asıl şundan yapıyordum ya. Bundan yapalım. Boş ver. Et kurutmalık var. Her şey var. Her şeyi yapabiliriz. Şey bulamadım. Gece de olmak üzere. Bu bölümlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu oyunu ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.